Yani kaliteli bir kadroyla karşı karşıyaysan, üç kural var. Aldırmayacaksın, döndürmeyeceksin, vurdurmayacaksın. Bunu yapıyor. Takımını ona göre hazırladı. İşte çarşamba günü biz antrenmandaydık yine. Röportaj da yapıldı Mustafa Hoca'yla. Antrenmanı izlediğimiz kısmında da gördük ki aldırma, döndürme işine çok ağırlık veriyor hoca. Evet. Yani bayağı bir antrenmanın ne kadar diyeyim sana 20 dakikası falan bir aldırma döndürme işine çalıştılar. Oyuncular da çok hırslı çalışıyorlar. Öyle hani lay lay lon bir durum söz konusu değil. Yani Ankaragücü tırnaklarını geçirdi Süper Lig'e ben söyleyeyim. Yani rakipleri olan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Evet, Gerson Rodriguez'in golü bu arada haftanın golü seçildi. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'ye karşı kaydedilen ikinci gol. Gerson Rodriguez ile ilgili avını bekleyen böyle gerçekten timsah gibi sürekli böyle o orta sahanın çizgisinde bekledi, pusuda bekledi Evet. ve çok iyi değerlendirdi pozisyonları. Bizim bir anketimiz vardı. Anketimizi bir Evet. hatırlatalım. Oradaki durumu da merak ediyorum açıkçası. Son şeyde çünkü orada ankette şeyi sorduk biliyorsun. Maça kim damgasını Maça vuracak? kim damgasını vurur diye sorduk. Evet. Rodriguez %55'in altına ilk defa düştü. 54,9'da. Stanku da ikinci sırada. Stanku da ikinci sırada. Demek ki golcülerden umuyoruz. Şeyi. Kalecileri merak ettim. Şu an Frederick daha yüksek. %11,3, Nordfeldt %9,8. Yalnız şöyle bir şey diyeceğim Gökalp abi. Yani bu haftanın, geçtiğimiz haftanın yani en iyi kaleci performansı Nordfeldt'teydi. Jalma'nın, Bakasetas'ın, Sise'nin yani toplam 4 tane pozisyonu, gollük pozisyonu çıkardı. Allah nazardan korusun diyelim Evet, önce. öyle de Frederick diyelim. de yani yok. Ben hep şeyi söyledim maçtan sonra da hani arkadaş dostlara da söyledim. Yani hep şey şikayet vardı işte maç kurtaran kaleci işte yani Yok diye değil bu mi? kadar mı olur maç kurtaran yani özel sipariş yapsan böyle gelmez maç kurtaran kaleci diye geldi adam yani. Çok başarılı bir işti. Aynen Ben tekrar yani bir kere yani Ankaragücü konuşacaksak gerçekten yani önümüzü ilikleyeceğimiz isimleri anmadan geçmememiz lazım. Önce Fatih Mert, sonra Faruk Koca, sonra Tamer Açar, Ergün Yücel, bu ilk üçü yönetici. Ergün Hoca transferlerin koordinasyonunda. Adnan Hoca sportif direktör. Bu isimlere bir teşekkür etmeden, bu isimlere bir saygılarımızı göndermeden Ankaragücü konuşmamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani çok yani eğer futbol mucizesi denen bir şey varsa bu sene Ankaragücü'nün 31 Aralık 31 Ocak arasıdır. Futbol Katılıyorum, mucizesi denen evet. şey bu duruyor. Şimdi bazı yorumlar var Gökalp abi. Hemen onları okuyalım. Fenerbahçe maçı ile ilgili göstereceklerin var mı Var, Engin? aslında bayağı var da hani Kısa kısa onlara da geçeriz aynen istersen. güzel olur. Yasin Selçuk, Arif Emre Çolak, Doğaç Metin. İyi yayınlar diliyor program için. Doğan Bey, Gökalp abi Kayserispor'un Mensa Atletico'dan 6 taksitle 3 milyon avro aldığı gibi biz de Gerson'u yatırım amaçlı taksitle alabilir miyiz? Bu oyuncuyu Kiev satış listesine koymuş sonuç olarak diye bir yorum var. Soru var. Vallahi uygun bir banka kredisiyle 60 ay vadeyle bile alırım ben onu. Öyle bir Gerson topçu Rodriguez kesinlikle evet. Ne var. olursa olsun alınmalı. Yani diyorum ben 60 yani ev kredisine girer gibi girerim ben ona. Net. İsterseniz kombine konusuna da bir değinelim. Daha doğrusu bu kontenjan konusuna. Gençlerbirliği Ankaragücü konusunda. Engin senin söylemek istediklerin var mıdır? Çünkü birkaç soru var. Şöyle diyelim. 2000-2001 yılında Kayserispor Kayseri'de bir kupa mücadelesi var tabi. Ankara güçler tabi yine hani destek ihtiyacı şekilde geliyor. Ve bunu İlhan Cavcav 30 tane belediye otobüsüyle birlikte Ankara güçleri Gençler Birliği'nin kupa mücadelesi bu arada. İlhan Cavcav 30 belediye Ankara güç taraftarını ediyor. 30 belediye Ankara güç taraftarı da Gençler Birliği'ne destek amaçlı buradan Kayseri'ye deplasman yapıyor. Şimdi oradan buraya geldik söylemine geleceğim. Ve bu sene Trabzon'a, Sivas'a, geçen sene Denizli'ye, Adana Demir'e sürekli kontenjan açılıp kendi memleketine hemşerim diye lanse ettiğin takım olarak ve üstüne sürekli derbi ile ilgili videolar paylaştığın halde %5 vermen senin istemsiz bir şekilde farklı düşünceleri olduğu ortaya çıkarttırıyor. Ve bu benim için de mesela ben de bunun devamında da şöyle bir şey oldu. Geldi %5'ten dolayı şimdi Twitter'da
taraftar bilet alamadı diye artık bir şekilde kendi yöneticisine de başvurdu. Hem rakibinin içini karıştırdın, hem kendi içini karıştırdın. Hem de genel olarak ortamı gerdin. Bu hiçbir şekilde olunabilecek bir iş değil. Ve bundan dolayı da çoğu taraftar istemsiz bir şekilde bir yandan da hem Kırmızı Karan'ın yani Gençler Birliği'nin yönetimine istem etti. Hem de bazı durumlardan dolayı kendi taraftarına. Ama yapılacak bir şey yok. Bazı şeylerin hani patronlar bazı şeylerde öne gider bilirsiniz. Hani patron o şeyi seni temsil eder. Şu anda bu durum bu. Belli bir tribün liderlerimiz var. Ve bunlar temsil etmek için buraya gelecek. Ben eminim ki 1264 kişi vermediği %10'luk kontenjandan daha çok ses çıkaracağına adım kadar da eminim yani. Evet, Engin konuş, duygularımıza tercüman oluyorsun diyen izleyicilerimiz de var. gerekli açıklamayı da zaten Engin yaptı. İyi yayınlar ve isabetli değerlendirmeler için tebrikler demiş Atilla Metin de. Orgil oynayacak mı Engin? Orgil hakkında daha net bir bilgi alınmadı benim açımdan ama ya yarın bilgi gelir ya da maç günü yüksek ihtimal belli olur sabahına. Çünkü ayağında geçen hafta ödem vardı. Evet. Ödemini atlatma olasılığı yüksek ihtimal var ama şimdi şöyle bir şey de var. Orgil hazırsa yani sakatlıktan yeni dönen birini direkt oyuna sürmekte belki 3 belki 5 maç daha kaybetmekten daha kötü olacağı için yani yedekte oturması daha avantajlı olabilir. Bu hafta Pazdan'ın olduğu gibi. Evet, ben Eryaman Stadyumu'nda maç sonu karma alandaydık. Mustafa Reşit Akçay'la teknik direktörle röportaj yapmadan önce Orgil'i gördüm. Orgil'in sağlık durumu gayet iyiydi. Çok rahat yürüyebiliyordu. Taraftarlarla da fotoğraf çekildi orada güvenlik görevlileriyle. Gayet de moralliydi. Belki kadroda olur. Sonradan oyuna girebilir. Bu Mustafa Reşit Akçay'ın zaten tercihi. Ama bu üçlü muhtemelen değil mi? Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe maçındaki ileri üçlü Gençler Birliği maçında da başlayacak gibi görünüyor şu an için. Evet, şu anlık öyle gözüküyor tabii. Evet, yayınlarımızı YouTube ve Facebook üzerinden izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi yine yazmayı unutmayın. Elimizden geldiğince okumak istiyoruz. Twitter anketimiz hala devam ediyor. Şu an Rodriguez önde götürüyor anketi ama yine katılım gösterebilirsiniz. Bakalım değişimler olacak mı? Evet Gökalp abi. Genel olarak nasıl bir derbi geçer diyelim. Şimdi Engin'e sorduğun iki sorularla ilgili bir kere fikirlerimi söyleyeyim. Orgil oynayacak mı? Bence oynamayacak. Kadroda olur mu? Olabilir ama Orgil sahaya ilk 11 çıkacağını düşünmüyorum. Çarşamba günü hala hani taktik antrenmanda düz koşuyla başladığı için özellikle böyle bu fikirdeyim. Bilet konusuna gelince Gençler Birliği takımının yönetiminin savunulacak bir tarafı yok. Onu söyledik zaten defalarca da söyledik yani. Bu kadar da hani konuyu da bu kadar bir şey yapma. Şimdi şöyle bir rakam vereyim ben. Stadın kapasitesi 20.560. %10 kapasite dediğimiz bilet sayısı 2056. Hı hı. Şu anda yani Ankara Gücü'nün Gençler Birliği'ne, Gençler Birliği'nin Ankara Gücü'ne verdiği eşit sayıdaki bilet sayısı 1264. Eksik kalan yani verilmeyen bilet adedi, yüzdelere geçiyorum, sayıya döküyorum işi, 792. Şimdi değil %10, %50'si kontenjan da açabiliyor olsaydı Ankara Gücü taraftarının zaten kendisini doldurabildiği bir statta zaten yarısı gene dışarıda kalacaktı. Evet. Yani Gençler Birliği doğru mu yaptı? Hayır, doğru yapmadı. Yanlış yaptı. Ama hani 700 kişi, 800 kişi eksik kaldı diye de Ankara Gücü'nün hani karalar bağlamayacağından da eminim. Onu da açık söyleyeyim. Yani taraftar her zamanki gibi taraftardır. Orada işini halleder. Bu arada Osmanlı Spor 1-0 öndeymiş Gökhan. Çok güzel, çok güzel. Severek. Şimdi gelelim derbiye. Benim şahsi kanaatim derbide Ankara Gücü bir adım önde. Çok iyi bir şey yakaladı. Ritim yakaladı ve yakaladığı bu ritmin ardından Fenerbahçe maçının kazandığı o tezahüratların, o kahkahaların, o sevinçlerin hala çınlamasının bitmediği bir statta Gençler Birliği maçına çıkıyor. Tam bir taktik savaşı yaşanacak. Çok net. Tam bir taktik savaşı yaşanacak. Hani geçen hafta şey yaptın, tahmin ettin, bu hafta da tahmin et diyen olursa 0-0. Diyorsun. Önce gol yememek lazım. Çünkü şimdi tekrar söyleyeyim. Mantığını da söyleyerek söyleyeyim. Biz Reşit Akçay'la yapılan röportajda izleyicilerimiz de görecekler. Yarım puan bile çok değerli dedi.
Reşit Akçay. Oyunu oynatmamaya ve baskı kurmaya, topu sevmeyen, topu rakibe vermek isteyen, mümkün olduğunca topa sahip olduğunda sendeleyen bir takım görüntüsü verecek. İkisi birden topu karşıya vermeye çalışacak. Driplinglerle sonuç bulmaya çalışacak. İkisi birden. Şimdi Michalak da Saba'da sağlı sollu gidecekler. Gerson Rodriguez zaten basacak gidecek. Şeyin sol tarafı iyi değil. Gençler Birliği'nin Ayite de sakat. Soldaki Sefa da sakat bu sefer. Evet, onu hatırlatalım. Sefa, Ayite, Arda, Polomat tedavileri devam ediyor. Rahmetullah ve Sadio Diallo takımla çalışmalara başladı. Rahmetullah yani çok böyle tercih edileceğini de düşünmüyorum. Çünkü o da yine düz koşularda başlamıştı antrenmanlara hafta başında.